Oh. Hoş geldiniz. Bugün cumartesi günü sabah saat 9 ve Melis'i ben jimnastiğe bırakıyorum. Sabah yürüyüşü yapmış oluruz diye düşündüm Mete ile birlikte. İlhan da Mert'le birlikte futbola gitti. Onların da maçı var. Bak, şeyin üstünde bembeyaz yiye. Çimenin üstü. Soğuklar başladı. Donmuş, çimenin üstü donmuş. Ya. Evet. Hadi duy. Az bir salayım dedim. Hemen koşmaya başladı. Sanki hani şeyi koyarsın da kafese koyarsın da birden salarsın ya onun gibi. Koşturuyor beni. Koşma. Gel, şunu takalım, gel. Sesi değişmiş. Biraz. Her kreşten sonra bir şeyler oluyor artık. Sanki böyle hasta oluyormuş gibi. Mete'yi yatırdım ben. Normal saatinden bir saat erken yatırdım. Sürekli esniyordu. Hemen de uyudu. Dün bir şeyler kreşte yoruldu. Bir de az uyuyor orada. Normalde evdeki gibi uyumuyor. Evde 2 saat falan uyuyor. Orada o kadar uyumuyormuş. İlhan da kestane almış. Türk marketine uğramış futboldan sonra. Kazanmışlar. Ne zaman kaybediyoruz ki hep kazanıyoruz biz. İlk maçımız beraber kaldık. O da o zaman çocukların da ilk defa oynadığı maçtı. Büyük sahada. Gerisini hep kazandılar. İlk maç 6-6 bitti. Öteki maçlar 10'a 2, 10'a 4, 13-6. 5 kilo kestane aldım. Bunlar kilosunu 8 euro satarlar da top hepsini aldım diye 5 euro bunu aldım kilosu. Sucuk almış. Kayseri sucuğu. Şimdi kapatın mı siz? Antep fıstığı. Hop. Orta almasını söylemedim ama. Biraz peynir. Yeşil zeytin, böyle açık yeşil zeytin. Yoğurtlu bir mezeye benziyor. Peynirli yoğurtlu seviyor. Üçgen börek. Burada bir de yumurta var. Şöyle büyük bir paket yumurta. Pirinç. Yeşil biber. Sarson biber. Açılmış bu. Maydanoz, haribo almış. Bu da şöyle pastırma. Bunu ben istedim. Pastırmalı yumurtayı çok seviyorum. Çikolata, yoğurt. Bu İlhan'ın favorisi. 1 kilo olması lazım. Evet, 1 kilo. Kanat. Bunu doğru koyuyorlar. Akşama kanat yapmak istiyorum. Şunları yerine koyayım da marine edip öyle dolaba koyayım. Daha güzel olsun için tatlılar akşam kadar böyle girsin içine. Söylemeyi unuttum. Bu işte yeni dolap. Biz diğer dolabı işte kaç 8-9 sene önce aldığımız için hani tıpatıp aynısı değil. Değişiklikler yapmışlar. Değiştirmişler altını. Çünkü bizim dolabı çok sorun yaşadık biz. Bir süre sonra yere çarpmaya başladı, yamuldu. Şeylerini hani değiştirdik bile. Kaç defa değiştirdik. Evet. Ondan sonra içi yamulmaya başladı artık. Yeni şey altına değiştiremedik. Bacak koymuşlar falan. İsimleri neydi bunun ismi ya? Şu
Şunları da değiştirdik kaç defa ama artık burası yamulduğu için daha olmuyordu. Gerçekten hani çöplük olmuştu dolap. Yorumda okumuştum, onu da bir söyleyeyim. Bunun altında ayakları var. O yüzden birazcık daha yüksek. Ve birazcık daha dar. Çok değil. Şu kadarcık. Çünkü iki tane sepeti ben yan yana koyabiliyordum. Abur cubur sepeti var en altta. Bir tanesini yan yana koyabiliyordum. Artık koyamıyorum. Sığmıyor. Şöyle. En altta bir tane daha böyle beyaz vardı. İkisi yan yana rahat rahat sığıyordu. Artık sığmıyor. O yüzden bir küçüğünü koydum. Ama yani birazcık daha darmış diğerinden. Bir de şuraları farklı. Şu tutma yerleri farklı. Diğeri böyle içi boştu. Bu dolu. Duvarın rengini çok beğendiniz. Çatıya da çok güzel yakıştığı için zaten buraya yapmıştım. Renk gerçekten çok güzel. Dediğim gibi duvarda birazcık daha koyu duruyor. Ve maviyle birlikte çok güzel uyuyor bence. Hatta siz o kadar beğendiniz ki bu rengi girişi de boyayın diye ama ben maviden vazgeçemem. Yok, ben zaten maviden vazgeçemem. Hani rengi çok güzel gerçekten. Ama mavi benim rengim. Mavi bana huzur veriyor. Mavi rengin etrafında kendimi iyi hissediyorum. 16 yaşımda annemin çatısına çıkmıştım. Orayı da mavi yapmıştım. Üniversitede okumaya gittim. Oradaki odamı da mavi yaptım. Ben mavi cins adamım. Ben mavi cins adamım. Mavi cins adamım. Hani ben mavi, benim damarlarımda var. Yani gerçekten çok seviyorum. Evet, siyah beyaz damarlarım var. Siyah ve beyaz ikisi de renk değildir. Her şeye bana yapacak. Bakır. Ya. Niye? Tutamadım kamerayı. Düşecek. Mete uyandı. Beyaz peynire bakıyor. Onu daha yeni kalktın. Hemen beyaz peynir geliyor. Kalkar peynir kalkmaz. Çünkü. Hem kaşar peyniri hem beyaz peynir, evet, acayip çok seviyor. Yani her türlü peynir. Geçen löpür löpür götürdü kaşarları. Peynir. Peynir. O yeter. Çok tuzlu, o yeter. Sınıftayacağız. Kitaplarını getirdi. Bas aşkım, bas. Keçi. 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 Fare. Fare. İlhan Melisa almaya gitti. Ben de YouTube'dan biraz oyun havası açacağım. Cam çektim böyle. Biraz da oynayalım. Biraz oynayalım Mete. He mi? Bir Samsun havası açalım mı? Oh! Evet. Mete bütün kaşık çatalları hep topluyor kendine. Ya ekmeğini de aldı. Bak. Soy un amigo más, dime si ella, si me tienes cerca, vente, yeah. Que vamos a socar toda esa pena que hay en tu mente, yeah. Te puedo manguear, pegadito perrear, yeah. La calentura no se ve, pero es que está más buena que modelo de TV. Bebé, quiero volver a ver. Temizle, temizle. Ya. Orada gitmez o, orada gider. Ya.
que viví. Solo hay una y pa' comer, no estoy aquí. En mis hombros, baby, tú lloras, pero en la noche pones tus piernas. Sé que no soy un amigo más, tú me decías y así me tienes. Mete'ye ayakkabı almak için çarşıya geldik. Sadece çizmesi var, diğer ayakkabılar olmuyor artık, ayakları büyümüş. O yüzden çarşıya geldik çocuklarla. Ben de aşırı rahat geldim yani. Şöyle şu şekilde. Kapanmıyor. Çok güzel ama Mete'nin ayağına dar geldi. Neye bakıyorsun? Ne dedin? 36 bin kevit. Şu an moda beyaz bot herhalde. Her yerde beyaz bot var. 36 varmış da. Ben neyle giyeceğim ki bunu ya? Zor bir renk sanki. Baksana bu kadar yüksek. Ben sen niye bağırıyor? Eka eka. Kuş. Hey. Gözlük mü baktın? Vazgeçti. Çok komik ya. İşte bir tane Mert, bir tane Mete'yi aldık. Melis'i Türkiye'den almıştık. O iç yünlü olan siyah bot almıştık. Mağazayı pek iyi gösteremedim sanırım. O yüzden evde bir daha göstermek istedim. Şöyle bunu seçtik Mete için. Bir tane böyle çizme tarzı vardı. Ama o burası bayağı bir dardı. Ayağını acıtır diye, bir de daha da sertti. O yüzden onu seçmedik. Böyle bunu seçtik. Bu da çok güzel oldu. Şöyle yandan fermuarlı. Bunu bir kere bağlarsınız öyle durur da. Tamamen yünlü. Tam işte kış için. Bu tür kahverengi botlar zaten siyahtan daha hoş duruyor bence. Daha güzel. O da kendine böyle kahverengi bot seçti. Onu da kendisi seçti yani. Tamamen kendisi geldi bu botla. Bunun içi de tamamen böyle yünlü. Şöyle hafif böyle bir asker kamuflaj detayı var böyle. Mete hala dışarıda dolaşıyor. İlhan'la birlikte evin içine girmek istemiyordu. O yüzden İlhan evin etrafını birazcık dolaştırıyor. Melis bahçede oynuyor. Mert de yukarıda çıktı. Lego oynayacak şimdi. Öyle. Melis o kadar jimnastik yaptı ama hala yetmedi sanırım. Çünkü bahçede hala devam ediyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor işte. Ayın 10'unda yarışması var. 10 Aralık'ta. Halılar da gayet güzel oldu bence. Maviden daha güzel yakıştı. Ya şimdi karanlık burası görünüyor ama maviden daha hoş oldu sanki. Ben de akşam yemeğine başladım. Sabahtan sosladım. Kanatları diziyorum böyle tepsiye. Şunu şöyle sıkıştırayım. Yanına da pilav yapacağım. Tam sığmadı. Biraz sıkıştırmam gerekecek. Şöyle. Fırında tavuk yaptığımda sosu her zaman aynı yapıyorum. Çok yakışıyor bence bu sos tavuğa. Göstermedim herhalde sabah. Çabuk çabuk yaparken göstermedim sanırım.
Üçü oynuyorlar, ben oynamıyorum. Monopoly oynuyorlar. Daha yeni başladılar ama. Mert, bana biraz para verir misin? Thank you. Hello, Mert. Wow. 200 verdi. Ama bu yetmez. Mert. Yerim ben seni. Tüm desteği verdi. Noel gelmiş, bütün ev komple süslemiş. Ay ne kadar güzel. Sanki gerçekten her sene bu Noel süslemeleri daha da erken yapılıyor. Hani normalde böyle aralığın başlangıcında falan yapılır. Ben her zaman aralığın birinde yapıyorum. Ama artık hani Kasım'ın ortalarında görüyorum, her yerde görüyorum. Gerçekten yani öyle tek tük de değil, bayağı çok görüyorum. Öyle yürüyüş yaptığımda herkes ağaçlarını falan koymuşlar, evi süslemişler. Sanırım eskisinden daha çok insanların böyle sıcaklığa, o ışıl ışıla ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Hani pandemiden önce herkes böyle hızlı hızlı yaşıyordu ya. Sonra işte korona olunca bütün dünya sert fren yaptı. Herkes böyle içe doğru dönmeye başladı. İşte tekrardan kendini keşfetmeye başladı. Herkes böyle içeride olunca eskiden kıymetli olan şeyler tekrardan kıymetli olmaya başladı. Böyle yavaşlamayı öğrendik. Arkada bir şey düştü. İnsanların buna ihtiyacı var sanırım, böyle ışıl ışıl sıcaklık bir ortam. Ben öyle yorumluyorum. Tabii ki doğru da olmayabilir ama ben o şekilde yorumluyorum. Ben de mi yapayım ya? Ben de haftayı kurayım mı? Melis ve Mert az önceki bıraktığım gibi babalarıyla birlikte Monopoly oynuyorlar. Mete uyudu. Arkada her şey düşüyor. Kafa dinlemek istedim. Böyle biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var sanki böyle. Çok koşuşturma, çok böyle kalabalık, çok şeyden sonra böyle birazcık kendime zaman ayırmak istiyorum. Bu da filmi de zaten görmek istiyorum. O yüzden tek başıma gitmeyi seçtim. Öyle sakin sakin gideceğim. Eskiden zaten çok yalnız giderdim sinemaya. Benim bir sinema kartım vardı, Pathé kart vardı. Aylık bir ücret ödüyorsunuz. İstediğiniz kadar filme gidebiliyorsunuz. İşte günde isterseniz 3 filme girin. Mete gelince de kartı iptal ettim. Hiç gitmeseniz de yine ödüyorsunuz. Gitseniz ödüyorsunuz. Boş boşuna para ödemek saçma olur. O yüzden kapattırmıştım. O zamanlar zaten öyle hele ilk zamanlarda öyle gidemiyordum. Emziriyordum vesaire. Öyle gidemiyordum yani. Black Panther 2 filmine gidiyorum. Wakanda Forever. Bu film de neredeyse 3 saat sürüyor. Saat 8'i çeyrek gece başlayacak. Ta 11.30 falan bitecek. Ben eve gidene kadar saat 12 falan olacak. Dedim İlhan Arca'ya uygun gelirse yat dedim yani, beni bekle. So why didn't you, why didn't you call? So many years has gone by. But I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Film çok güzeldi, ben çok beğendim. Sanırım ikinden sanki daha da güzeldi, bilmiyorum ya da bunu çok beğendiğim için, şimdi yeni izlediğim için böyle geldi bilmiyorum ama bu kadar iyi olacağını hiç beklemiyordum. 3 saat olmasına rağmen hiç öyle hissettirmedi yani, bayağı sürükleyici, güzeldi. O kadar çok filme gittim, ilk defa da böyle bir şey başıma geldi. Film başladı, daha yeni başladı. 2 dakika mı ne oldu? Renkler gitti, böyle yamuk oldu ekran. Sonra birden takıldı, tamamen takıldı. Ondan sonra biraz bekledik. İşte insanlar biraz işte ses çıkarmaya başlayınca İşte oradaki çalışanlardan birisi geldi, işte bir problem var, işte birkaç dakikanızı istiyoruz falan dedi. Bekledik ama öyle birkaç dakika değildi, bayağı 10 dakika falan bekledik. Ondan sonra tekrar film yeniden başlattırdılar. Bu sefer oldu. İlk defa başıma geldi böyle bir şey. Bu kalite bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Looks like you're changing and all. Why didn't you call?